büyüğümüz, babamız, rahmetli pederimiz Musa Efendi, Allah alem Cenab-ı Hakk'ın dostlarından biriydi. Onun en büyük farik vasfı merhametiydi. Bu Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nı kurarken de bir gayrimenkul yatırımı olacaktı. İlk defa dedi, ilk yatırım benden olsun dedi. Kendini Unkapanı'ndaki bir dükkanı vakfederek başladı. Ondan sonra da tabii vakıf büyümeye başlayınca bir takım maddi sıkıntılar da başladı. Bir arsası vardı. O arsayı müteahhitler 14 daire vermişlerdi. Ve bu 14 daireyi de Hüdayi Vakfı'na bağışlamıştı. Bu bir bereket oldu, bir tohum oldu. Bu tohum büyük bir bereket verdi. Kendi hayatında iktisada çok dikkat ederdi. Hatta biz talebeyken aldığımız sebzenin meyvelerinin fiyatlarını bile sorardı. Çarşıyı tam olarak gezdirdim derdi. Ucuz ve kaliteli olacaksınız oğlum derdi. Tek tek sorardı fiyatları. Ne kadar iktisat yaparsanız o kadar hayır hasenatta bulunursunuz. Çünkü Allah'ın size verdiği nimetlerde ümmet-i Muhammed'in hakkı vardır. İsraf etmeyeceksiniz, kendinize biriktirmeyeceksiniz, pindirik yapmayacaksınız. Hatta talebeyken bilirim ben, ayakkabının altı delinmeden ikinci bir ayakkabı almazdı bizler. Erenköy'den o zaman İmam Hatip Okulu'na giderdik. Sonra Üsküdar'dan gitmeye başladık. Çarşamba'ya üç vasıtayla giderdik. Gitmemiz 1,5 saat, geldiğimizde 1,5 saat sürerdi. Yani günün 3 saati iki yolu geçerdi. Bize bugünkü gibi bir servis bulalım, serviste gidin vesaire diye rahmetli beyler böyle bir şey düşünmezdi. Yani biz daima bir hizmete alıştırma, meşakkate alıştırma. Tatil günlerinde dükkana giderdik, bize top taşıttırırdı, yani kumaş top taşıttırırdı. Velhasıl Allah rahmet eylesin, bir baba olarak bize çok ihtimam gösterirdi.